çiftlerle ilgili bir sürü televizyon programı, yarışmalar yapıldı. Ama ya böyle ayrılmak üzere olan ya da boşanmak isteyen çiftlerle ilgili bir yarışma programı yapılsaydı nasıl olurdu? Bu soruyu soruyor bu skeç. Rezilsin aşkım geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diyor. Türkiye'nin en çok boşandıran programı Rezilsin Aşkım'a hoş geldiniz. Evet efendim, bugün de birbirinden rezil çiftlerin ocağını söndüreceğiz inşallah. Şimdi ilk çiftimizi ve ikincisini de hemen ardından alıyoruz. Buyurun gelsin çiftlerimiz. Zaten duruyor, ben de sizi duruyorum ya. Aynı yere duruyorum. Senin de üstüne var bak. Evet, sevgili çiftlerimiz de geldi. Yoksa müstakbel dullarımız mı demeliydi? Hay ağzından bal damlıyor. Vallahi billahi çok mutlu oldum dedin ki inşallah. İnşallah Rabbim bugünleri de bize gösterecek. Bugün olsun, hemen olsun. Amin. İşte gördüğünüz gibi rezil bir çift. İsterseniz hemen sizi tanıyalım efendim. Kaç yıldır berabersiniz? 30 yıl. 300. Hatta 3000 yıl hissedilen, hissedilen. Bana gelen o. Yazıklar olsun, yıllarımı verdim sana. Ya ben ne verdim acaba? Ben ne verdim ya? Yıllarım, benim de yıllarımı yedik bitirdik. Sus, sen benim ömrümü yedin. Ben size bir soru sormak istiyorum. Objektif olun, bir bakın bakalım. Bir ona, bir bana bakın. Kim yıllar yemiş gibi duruyor? Lütfen. Yani nefretiniz gözünüzden okunuyor ya. Gerçekten bakın, bu taraf çok iddialı. Sizin işiniz birazcık zor. Şimdi de burayı bir tanıyalım. Ece Hanım, Burak Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Aa, siz çok sakinsiniz. Ne oldu, yoksa aşk bitmedi mi? Yani bitmedi demeyelim de şekil değiştirdi diyelim. Yani biz kesinlikle ayrılacağız. Yani evliliği beceremedik, bari ayrılığı becerelim diye düşündük. Ay ne kadar naif bir çift. Sevgili seyirciler, inanamıyorum. Ya siz neden ayrılıyorsunuz ki? Şiddetli geçimsizlik. Şiddet derken? Şöyle gösterelim. Oh! Bir anda geliyor. Al işte. Burada ne yaptı? Ya hanımefendi bu pasif agresif manyak bu ya. Ne bu böyle ya. Ne alakası var ya? Lütfen ya, ay dokunamıyorum. Bana bir şey olmuyor mesela, onunla oluyor. Deli ya bu. Vallahi deli. Ay, ben neler çekiyorum. Yapmayın. Böyle işte. İlişki işte. Ah iyi, çok fena. Kız hadi sen de bir şeyler yap. Vurma, tokatla. Vur mu gidi? Bir şey yap kız. Vallahi alacaklar ha, hadi. Lan ben sana vursam ne olacak? Yarısı boşa gidecek. Ormansız brokoli. Ya evet Buse Hanım heyecan yaptı. Evde böyle değil. Evde eline ne geçirdiyse, Allah ne verdiyse atıyor da kameraları görünce heyecanlandı biraz. Tamam, inşallah görürüz hepsini. Evet, çok güzel. Çiftlerimizi tanıdığımıza göre efendim isterseniz ilk turumuza geçelim değil mi? Hanımlarımızı alıyoruz sessiz kabinlere. Diyorum. Evet, buyurun. Evet, şimdi eşleriniz konuşsa bile siz onları duyamayacaksınız. Vallahi mi? Vallahi hayalimdeki ilişki ha. Şimdi ben konuşacağım o beni duyacak ama ben onu duymayacağım. Öyle değil mi? Evet. Öyle. Gerizekalı. bak duymuyor mu? Aptal. Çok iyi. Allah senin belanı versin. Sesim gelmiyor ama bedduan dönüp dolaşıp seni bulsun. Ya, bir kulak çınlaması var ama önemli değil. Evet, şimdi eşlerinizi ben duyabiliyorum sadece kulaklıkla. Şöyle olacak, bir soru soracağım. Eşleriniz tahtalara yazacak. Siz de eğer aynı cevabı verirseniz tur sizin oluyor. Bu kadar basit. O zaman isterseniz ilk soruyla başlayalım mı? Tabii. Evet, başlayalım sevgili seyirciler. Evet. Eşiniz. Evet. İlk defa ne zaman sizin evinizi terk edip annesine gitmiştir? Buyurun yazın hemen. Evet, Ece Hanım yazıyor. Ve kalemi bırakıyor, bıraktı. Buyurun. 8 Aralık 2012, beyaz bir elbise vardı üzerinde. Mavi topuklu ayakkabıları ve kırmızı bavulunu alarak sağ ayağıyla dışarı çıkmak suretiyle kapıdan dışarı adımını attı. Ardından asansörün önünde 1 dakika 13 saniye bekledi. 18.59 sularında da binayı terk etti. Vay anasını nasıl bir travma yaşattıysa adama. Her şeyi hatırlıyor ya. İnanılmaz, görelim cevabı. İnanamıyorum. Yani bu kadar olur. Bu kadar olur. Günü gününe hatırlıyorsunuz. İnanılmaz. Evet, tabii ki. Tabii ki. Ben onu unuttum. Bu gerizekalının, böyle incelikleri var. Bu var az değil. Sen
Bak sen. Tamam. Bak. Bak. Buraya getir. Görüyorsunuz değil mi? Buraya getir. Görüyorsunuz, akvaryumdaki pirana gibi bak. Akvaryumdaki pirana. Getir. Allah seni kahretsin. Getir. Tamam. Yedin, ömrümü yedin. Aa, bak kolum yok, bak kolum gitti. Tamam. Kolumu yedi. Tamam. Abartı var biraz, abartı yok kazanmak için. Hayır. Tamam. Şimdi sizin puanınızı veriyoruz. Kesinlikle veriyoruz. Bu tarafa geçelim isterseniz. Evet. Sorumuzu soruyorum. Sizce eşinizin sizdeki en sevmediğin özelliği nedir? Böyle buyurun. Tahtadan tahta alabiliyor muyuz? Yok. Ay, yok mu diyorsun? Ben kafamda toplayayım o zaman. Kafamda toplayayım, onu yazayım. Tamam, peki. Hadi yazın artık. Evet, bıraktık kalemleri. Buyurun. Evet, ben aslında çok böyle çok zor bir soru yani. Benim sevilmeyecek bir özelliğim yok yani. Beni bulmuş, şükretmesi gerekir. Ancak şey olabilir, bonkörlüğüm olabilir. Ama o da benim hoşuma gitmeyen özelliğim. Milletin hoşuna gidiyor. Şey, bir düşüneyim. Horlamak. Horlamak. Emin misiniz? İyice düşünün bence. Emin değilim. Bir daha düşüneyim. Düşündüm. Horlama. Bak, salağa bak, salağa. Demin de aynısını dedi. Evet, bakalım cevaba. Aa! Nefes alması olacaktı. Çok yaklaştınız. Nasıl aklıma gelmedi ya? Lan ben sana demiyor muyum sabah akşam nefes alman bana batıyor diye? Ne diyor? Neyse. evet. Ya çok iyi ya. Bunu buradan çıkarmayın. Çok güzel. Evet, şimdi... Devam, böyle devam. Hanımlar dışarı çıkıyor, beyler içeri giriyor. Ya sıcağı sıcağı bunu çıkarmayın. Bu beni döver bu. Tamam, öbür taraftan kaçın. Geliyor. Gidin, Allah'ım. Kız dur. Evet. Evet, hanımlar çıktı. Şimdi efendim, ortak bir sorumuz var. İki tarafa da geliyor. Eşleriniz sizi kaç kez aldatmıştır sorumuz. Beyler yazsın lütfen. Yazsın. Bir saniye lütfen. Evet, yazdınız mı? Bir saniye. Tamam, bırak kalemi. Bir şey söyleyeceğim. Bu sığıra benden başka kim bakar? Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Bir kere de beğendiremedik. Yani bizim de bazen fevri durumlarımız oldu. Bazı yasak elmalardan birer diş alındı. Yasak elmalar diyor. Neyse, görelim cevabı. Aa! Lan siktir git! Sen ben ve anan dahil altı kadınla muhabbet etmişliğin var mı acaba? Ben kesinlikle kabul etmiyorum. Kesinlikle kabul etmiyorum. Bunu ona iletin. Bana yalı çapkını derler. Yalı çapkınıyım ben diyor efendim. Ne diyor, ne diyor? Yalı çapkınıyım diyor. Ay, çalı çapkını o be. Ne yalı çapkını? Ya ben onu duyuyorum ama ya. Bu şekilde olmaz ya. Birazcık insan bir kabul edin. En azından şanımız yürür. Baba nasıl sinirleniyor kendi kendine. Ne diyor ben de bilmiyorum. Efendim kusura bakmayın. Size puan veremiyoruz. Maalesef şanınız da yürüyemedi. Evet. Allah'ım sana şükürler olsun. Geliyor. Bekarlık geliyor. Hadi bakalım. Aynı soru size geliyor. Kaç kere aldatmıştır? Çok fazla düşünmeme gerek yok. Bir. Çok emin söylediniz. Bastım çünkü oradan biliyorum. Olabilir böyle şeyler. Çok sakin karşılamışsınız o zaman. Ya ne sakini? Evi yaktı bu. Evi yaktı. Evi yaktı diyor. Ama itfaiyeyi de ben aradım. Yaktım ama ben aradım. Bu devirde kimse yapmaz böyle bir şey. Tamam, görelim cevabınızı. Sıfır tabii ki. Tabii ki sıfır. Ben seni aldatmadım ya. İş görüşmesiydi o ya. Ay, aldatmadım. İş görüşmesiydi diyor. Vallahi evli bir adam başka bir kadınla iş görüşmesine falan gidemez. Erkekle gitseydi. Ya plazayı yaktı bu. Buse Hanım, plazayı. Plazayı mı yaktı? İş görüşmesine plazayı yaktı bu. Ya yakmış olabilirim ama ben onların iyiliği için itfaiyeyi de çağırdım. Ya ne güzel bir iyi niyet ya bu. Vallahi benim hanım iyiymiş ha. Evet, maalesef bu turda iki tarafa da puan veremiyoruz efendim. Yani başıma kalacak. Hayır, bir şey değil, başıma kalacak. Tamam. Sıfır diyorum sana. Sakin olalım. İş görüşmesi. Sevgili çiftler, daha önümüzde turlar var. Merak etmeyin. Mesela şimdi sürprizimiz gelsin mi? Evet. Nafaka ölçer geliyor. Boşa boşa beni rezilsin aşkım. Alçaksın haysin, rezilsin aşkım. Ben kabul etmiyorum. Bu haksızlık. Şu herife bir bakın, bir bana bakın yani. Beyefendi, eşleriniz vuracak. Yes be! Otun benim. Ama nafakayı siz ödeyeceksiniz. Ama... Ya bir sevindiriyorsunuz, bir üzüyorsunuz ama. Maalesef kurallar böyle.
Şimdi şöyle olacak, eşleriniz buraya yumruk atacaklar. En fazla nafakayı alan bu turu kazanacak. Bu kadar basit. Evet, başlayalım mı? Buyurun. Hayatım, beni düşün vururken. Öyle yapacağım zaten be. Evet, bakıyoruz. Oo. Evet, 2125 TL. Anam, asgari ücreti bile geçemedi, gördün mü? Dur şimdi beni izle. Şansa bak ya. Dur bakayım. Şans. Evet. Şükriye Hanım. Sakin ol. Şükriye Hanım, bakalım ne yapacak? Şimdi beni izleyin. Ne yapacak lan? Dur. Evet. Sıra puan geliyor. 23.770 ise 23.000. Of, rekor. Ya böyle bir şey olabilir mi amma ya? Geliyorsun arkadan, gaz alıyorsun, geliyorsun. Düşmana vurur gibi vuruyorsun. Ağzıma sıçtın benim. Çok güzel oldu. Bak ne güzel yaptın. Ben kabul etmiyorum. Bu alet bozuk. Alet bozuk değil canım. Kol bozuk. İyi, al, al, al. Lanet misin? Al donumu da al. Kurtulayım. İyi, senin pistonunu ne yapacağım lan ben? Yıkansın. Sus. Evet, bu turumuzun galibi de kim oluyor? Kim oluyor? Tabii ki de sizsiniz efendim. Alkış! Yani muhteşem. Kız, vallahi üzüleyim mi, sevineyim mi bilemedim hanımefendi. Efendim şöyle, zaten final turunu kazanırsanız o zaman bütün masrafları biz karşılıyoruz. Vallahi mi? O zaman bu son tur hayat mı var meselesi oldu. İnine gözür, şimdi. Evet efendim, durum eşitlendi. Final oyununu oynayacağız ama şimdi reklamlar. Allah Allah. Evet, evet, evet. Boşanma avukatınız Aydın Gel Bey'in yanınıza geldi. Boşanmak istiyor musunuz? Duyamıyorum, duyamıyorum. Evet, Aydın Gel Bey'le o zaman hemen başvurun ve hemen boşanın. Dibi dibi, na 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 na, tap tap derit, tam dibi dibi dibi, pa pa ra pa. Erken boşanma, vuhu! Evet, bu talihsiz reklamdan sonra şimdi... Kız ben bir itildim, bir daha mı düşünsek? Sus, gaza gelme, boşanacağız. Evet, final oyunumuzu oynayacağız. Eşitlik vardı. Gelsin mi final oyunumuz? Gelsin. Gelsin mi? Gelsin. 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 Final oyunu gelsin. Hadi bakalım. Boşa boşa beni rezilsin aşkım. Alçaksın, hainsin, rezilsin aşkım. Boşa boşa... Şevval Hanım burada. Anne. Kaynana. Evet. Maketleri geldi kaynanalarınızın. Ay, maketi bile midemi bulandırdı ya. Hayır, yani kendisi gelse daha az mide bulandırır. Allah. Annenden ne istiyorsun ya? Sus. Ne yapacağız biz şimdi bunları? Kaynanalara en çok topu atan turu kazanacak. Bu kadar basit. Kaynana taşlayacağız yani. Kızım benim aklıma daha önce nasıl gelmedi? Alevli ok atabiliyor muyuz? Yok, bizi yakmayın Ecem. Ay yok, ben sizi kaynanam yansıyayım. Sen roket at ya. Roket at. Sus. Onu da yakmayın lütfen. Evet, siz de başlayalım. 5 top hakkınız var. Buyurun. Hadi bakalım. Heyecanlandım kaynanam. Bismillah. Senden nefret ediyorum kaynana. Allah senin belan neyse. Bela okuma kız. Aa, millete geliyor. Yavaş. Allah canına. Ya neyse ben. Yavaş. Tamam. Senden de nefret ediyorum. Yavaş. Ne zaman koşacaksın? Kız dur, yapma. Ben bilseydim böyle olacağını tamam. Evet. Ama ben canlı diye, ben canlı hedef olmadım, vuramıyorum diye. Onu hepsi isabet ettirdim. Bunu puan olarak... Neyse. Yok, oraya maalesef onları sayamıyoruz. Size puan veremiyoruz. Beni korkutuyorsunuz birazcık. Evet, Şükriye Hanım, çok şanslısınız. Sadece bir tane atsanız yetiyor. Kazanıyorsunuz. Öyle mi diyorsun? Bir tane. Evet. Hadi koçum benim. Hadi bakalım. Güreşe mi çıkıyorum? Ne koçum ya? Neyse şunu atayım da seninle kurtulacağım zaten. İnşallah. İnşallah. Bir tane vurdum bitti gitti. Bir tane. Bu yanındaki kumandayı benden istedin. Tamam kazan. Bu yemeğime tuzlu dedin. Kız bitti. Bu bütün gelinlerin adı. Kız vurma at. Tamam yeter. Lan aldın ne aldın? Hadi bakalım. Sıçrama. Tutturdunuz. Bugünün kazananı Nizam ve Şükriye çift oluyor. Bir daha birbirinizi asla görmek zorunda değilsiniz. Allah'ım sana şükürler olsun. Üzerimden büyük bir yük kalktı. Ya bu şimdi evde beni mahvedecek kaybettik diye. Evet, sakat da bırakabilir. Bırakın.
Bir eve gidelim, ben o zaman halledeceğim. Eve kadar bekleme istiyorsan. Bekleme! Evet, buraları keseriz, atarız. Evet, tebrik ediyorum efendim. Gerçekten rezalet bir çiftsiniz ya. Ben sizi boşadığım için çok mutluyum. Tebrik ediyorum. Muhteşem efendim. Sağ olun. Allah sizden razı olsun. Çok mutluyum. Çok, çok, çok. Yalnız ben bir şey merak edeceğim. Merak ediyorum da şu anda. Evet. Siz madem birbirinizden bu kadar nefret ediyorsunuz, yani neden evlendiniz? Ya biz gerizekalı mıyız? Biz aptal mıyız? Nefret ederken niye evlenelim ya? O zaman nefret etmiyorduk. Ama evlendikten sonra bu değişti. Sanki senin değişmedi. Bana diyene bak. Ne oldu? Neyi mi gördün ya? Hayat değişti, biz de değiştik işte. Arkadaş kalalım dedik ama hayat bize hiç arkadaşça davranmadı. Tokatladınız. Ay bir yumuşuyorsunuz gibi. Ya sevgili seyirciler, barışılacak mı acaba şu anda? Yani barışma olmasa da ben ne diyorum? Arkadaş kalalım mı? Ben seni arkadaşım olarak bile görmüyorum. Evet. Muhteşem. O zaman sizleri de uğurluyoruz. Sevgili seyirciler, alalım müziğimizi. Muhteşem bir şarkı, öyle değil mi? Her hafta aynı gün rezilsin aşkımda boşanıyoruz. Hoşçakalın. Rezilsin aşkım. Boşa boşa beni rezilsin aşkım. Alçaksın hayatı. Çok güzel gidiyenler. Zil diyenler. Evet, yani güzel bir skecimizdi. Fikir güzel aslında, hani boşanan çiftlerin şeyini yapmak ama işlemesi biraz daha böyle yoğun ve güzel olabilirdi. Yani parodide bir de üstüne bir kat atmak lazım ya. Bir de o kat olsaydı çok güzel olurdu. Ama karakterlerimizi seviyoruz. Şahane oynadınız. Sunucumuz harikaydı. Çok güzel hareketler. Şahane bir şekilde devam ediyor akışlarınızla. Buyurun. Güzel hareketler bunlar. Başlıyor şimdi.